Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gelen yeni tesbihlerim var. Onları size tanıtacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Hemen sırasıyla e, çok özel bir malzeme olan e, D34'ün malzemesini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu çıkan tesbihimiz Recep Bey'in tesbihi. Şöyle güzelce bakalım arkadaşlar. 10'a 12 ölçülerine de bakabiliriz. Kapsül kesim. Evet. 10'a 12 kapsül kesim arkadaşlar. Kısa imame ve tok. Çok güzel bir tespihimiz. Bu tespihimiz arkadaşlar Recep Bey'in tespihi. Çekimi gerçekten çok güzel. Malzemenin dokunuş ve hissiyatı inanılmaz derecede güzel arkadaşlar. Ee, bunu zaten bazı arkadaşların da söylediği gibi abartmadığımı göreceksiniz arkadaşlar. Tesbih elinize geldiğinde abartılmadığını göreceksiniz. Malzeme çok güzel. Şöyle size biraz yaklaştırayım. Şöyle görün arkadaşlar. Daha şöyle bir zemine atayım bakın nasıl duruyor. Şöyle attık. Biraz ışık yansıması var ama. Evet. Evet, biraz daha açık aslında. Şöyle şu tonda sanki. Malzememiz de bu arkadaşlar. Bakın D34 malzeme. Dışı demiştim ya kabarcıklı kabarcıklı. İçinde çok nadir şöyle bir iki tane çıkıyor. Tabii onu biz tespihlere koymuyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Damarlı güzel bir malzeme D34. Ama e, gerçekten şöyle söyleyeyim. Buna bakıp yanılmayın. Malzeme harika ve olağanüstü. Pürüzsüz malzemelerden bile çok güzel bir yapısı var. Sesi ve dokunuşu gerçekten harika. Recep abi tesbihin gerçekten çok güzel. Ee, güzel malzeme seçmişsin. Tebrik ederim. İyi günlerde kullanmanı dilerim. Evet. Sıradaki tespihime geçiyorum. Sıradaki tespihim yine arkadaşlar e, aynı malzemenin aynı malzemenin e, fıçı kesimi. Bu kaça kaç olmuş? Bu da kimi musunuz arkadaşlar? Fatih Bey'in 12'ye 15. 12'ye 15. Fatih Bey'in 21'li fıçı tespih sayalım mı? 21'li mi 17'li mi sayalım 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17'liymiş arkadaşlar. Kısa ve tok imame eski usul. Arkadaşlar bakın malzemeye. Evet aman dikkat edin aklınızı almasın arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çok güzel. Şimdi bunun sesini de dinleteceğim size. Bakın ne kadar ne kadar güzel. Malzemesi tabi az önce dediğim gibi Bakın bu D34. Bakın ne renge gelecek arkadaşlar. Sonradan daha çok kırmızı alacak. Alt tarafı daha çok kırmızı ama burada parça kesilince az kaldı. Böyle çok belirgin değil. Biraz daha kırmızıydı arkadaşlar bu alt tarafı. D34'ümüz. Malzememiz normalde damarlı arkadaşlar. Çok fazla belli olmuyor. Tabi çekildikçe bunlar yavaş 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 ortaya çıkar. Evet şöyle Harika malzemeler arkadaşlar harika. Şöyle yaklaştıracağım şimdi. Evet, tam rengi bu. Şu anki tam rengi bu arkadaşlar. Harika gerçekten. Şu ortam ışığını söndürsem ne değişir merak ediyorum arkadaşlar. Yansıma azalır mı bilmiyorum. Çok güzel ya. Çok güzel. Fatih abi tesbihin hayırlı olsun. Çok güzel bir tesbih çıktı. Yarın hemen gönderiyorum sana inşallah. Harika. Tablonun altına baksam altı nasıl acaba? Altı da siyahmış arkadaşlar. Ne yapalım yansımalar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun. Evet. Tespihimiz bu. Yani yeni yapılan bir malzemenin sesi bu buysa arkadaşlar. Gerisini artık yani hayal bile edemiyorum yani. Çekildiği zaman ne olacak bilmiyorum. Şimdi bir abimizin daha tesbihi var arkadaşlar. O da tabii 3 tane var. Ee, şöyle göstereceğim sırasıyla. Bir tane malzememiz şu arkadaşlar. Çift renk çalıştık. Ee, çok güzel çıktı. Ben çift renge bayılıyorum gerçekten. Çok hoşuma gidiyor. Çift renk çıktı. Birol Bey'in tesbihi bunlar arkadaşlar. Yani şuna benzer çift renk bir malzemeydi. Tabi alt tarafı biraz daha koyu arkadaşlar. Şu alt tarafı biraz daha koyuydu. Çift renk bir malzeme. Bunu da göstermiş olduk. Bakın malzememiz. Evet bakın burası daha açık gözüküyor. Burası biraz daha sarı gözüküyor. Güzel bir malzeme. Çift taraflı güzel. Klasik imame. Şöyle yaklaştırayım biraz. Dur bakayım. Şöyle yaklaştıralım ki güzelliği daha çok ortaya çıksın. Oo. Çok güzel. Çok güzel. Çift renk de gerçekten harika oluyor arkadaşlar. Bir de öbür türlü tutalım bakalım çift rengi. Evet. Öbür türlü tutalım. Evet. Buna ışık vurmaya gerek var mı acaba? Bir ışık vuralım mı? Evet. Bakın bakalım. Bakın bakalım. Çok güzel ya. Bunun ölçüsünü söylemedik. Çıkan ölçüyü abi merak ediyordur. Kendi de bilmiyordu ne çıkacak. Biz de bilmiyorduk. Yani ona 12 çıkmış. Ona 12 çıkmış arkadaşlar. Harika. Bunu da hemen yerine koyalım. Bir Bey'in ikinci tesbihini gösteriyorum. Bu da yine çift renk yapıldı. Kırmızı tonunda arkadaşlar. Çift renk yapıldı. Bakın. Yani kırmızı tonları hakim olduğu için çok belli olmuyor olabilir. Bakın şöyle bir bakalım. Bir de şöyle bakalım. Şimdi yaklaştıracağım size çift rengini göstermeye çalışacağım. Evet. Bakın bir tarafı pembemsi gibi, bir tarafı şeffaf kırmızı gibi arkadaşlar. Bir taraf pembe gibi, bir taraf şeffaf kırmızı gibi. Çok güzel. Çok narin. Çok nazik. Evet çok güzel arkadaşlar. Renk o kadar güzel ki. Çok harika. Taze gelin ya bu. Taze gelin. Bak arkadaşlar o kadar narin, nazik gözün, görünüşü var ki. Çok hoşuma gidiyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Nazlı nazlı. <laughs> Hemen ölçüsüne de bakalım. Birol abi bu ikinci tesbihin 9'a 13 olacaktı. Evet 9'a 13 yapılmış abi. Bu da güzel mi güzel bir tesbih. Şöyle. Harika. Şimdi e, bunu da öbür tesbihin yanına koyacağım. Son tesbihin harika ama son tesbih harika abi. Az önceki malzemesini göstermemiştik arkadaşlar malzeme buydu. Hemen bunu kenara kaldıralım. Bazen unutuyoruz çünkü hakkınızı helal edin ya da malzememiz olmuyor gösteremiyoruz. O yüzden darılmayın arkadaşlar. Bakın şu malzeme böyle açık bir pembe tonunda çok güzel bir pembe tonunda çıktı. Malzemeyi görünce gerçekten şaşıracaksınız. Ama burada e, malzemenin e, şurada bir leke varmış. Malzemenin hissiyatı arkadaşlar müthiş yani müthiş. Az önce gösterdiğim D34 var ya. Onunla beraber gelen bir malzeme. Aynı fırından çıkma. Lezzeti çok çok iyi. Dokunuş ve hissiyatı çok iyi. Çalışması da çok iyi. Ustalar da çok beğendi. E, kalitesini. Gerçekten eski mal çalışıyoruz gibi e, bir hissiyat verdi arkadaşlar. Şimdi bu da ona 15. Ona 15 ölçülerinde bir tespihimiz yine bu tespihimizde bir ol beyin arkadaşlar. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Biraz pembe tonundan dolayı, ışığın yansımasından dolayı tam rengini tutturamamış olabilirim ama ben şimdi size bir malzemesini göstereyim arkadaşlar. Bakın malzemesi bu işte. <laughs> evet arkadaşlar, malzemesi bu. Bakın siz karar verin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın yeni kesildiği için daha açık. Burası daha koyu. Bu tona gelecek arkadaşlar. Yani bu tondan sonra da haliyle kıpkırmızı olacak. O zaman arkadaşlar değmeyin keyfime. Evet çok güzel. Çok güzel gideceği renk çok güzel. Harika bir şey arkadaşlar. Şimdi Şimdi Şöyle bunu da kaldırayım. Bakalım neyimiz kaldı elimizde. Evet arkadaşlar kategori değiştiriyoruz. Kuka ve Narchil var. Ya, ama bir bakalit daha var arada. Bu bakaliti aslında göstermeyecektim arkadaşlar. Ee, göster, neden göstermeyeyim dedim. Ee, bir iki tanesinde cila atlanmış yani gözden kaçmış. Ee, belki siz görürsünüz hoşunuza gitmez diye yani e, bunu için tespit diyeceksiniz diye yine dedim göstereyim çünkü o bir cilayla gidecek iş Cilaya vereceğim bir daha. Şimdi bu malzememiz turkuaz tonunda Asasen yeşil görünüyor ee, iç rengi arkadaşlar bakın böyle simli turkuaz görüyor musunuz simleri? Bakın böyle simli turkuaz biraz daha e, yakından tutmaya çalışayım koyu bir renk. Böyle simli turkuaz. Şöyle yaklaştırmaya çalışayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Ama dışarıdan bakınca böyle dış normal güneşte bordo gibi gözüküyor. İçeride böyle koyu yeşilmiş gibi gözüküyor. Esasen simli bir turkuaz malzememiz. Fıçı kesim yapıldı. Bunun işçiliğine bakayım hemen. Şey, özür dilerim. Ölçüsüne bakıyorum. 8'e 11 bir daha bakıyorum. 8'e 11 ölçülerinde yapılmış güzel bir fıçı tesbihi arkadaşlar. Usta işçilikli tabi. Tok ve kısa imame yapılmış gördüğünüz gibi. Tepelikleri de harika. Harika. Biraz cümle tuhaf oldu. Harika. Harika. <gülüyor> harika. <gülüyor> Böyle söyleyince de tuhaf oluyor. Evet. Yani imameler biraz daha dayanıklı yapıyoruz. Yani ürünlerimizi yaparken ee, biz esasen odaklandığımız noktayı size net söyleyeyim arkadaşlar. Odaklandığımız nokta malzemeden lezzet alma konusu arkadaşlar. Çektiğiniz tespihten e, ne kadar lezzet alabiliyorsunuz? Biz buna daha çok dikkat ediyoruz. Oysa e, mesela çok ince delik yapıp çok ince uçlu sivri uçlu işte beyzi meyzi böyle e, taneyi ön plana çıkaracak işçilikler yapabiliriz. E, İsteyene zaten yapıyoruz arkadaşlar ama biz bunu çok tercih etmiyoruz. Görsel olarak çok güzel oluyor ama e, çekim lezzeti açısından ön planda olan kesimleri biz yapıyoruz. O yüzden genelde kalın delik, fıçı kesim, işte kapsül kesim, e, yumurta kesim gibi tercih e, kesimleri tercih ediyoruz. E, bunlar da gerçekten çekimleri ve lezzeti çok güzel oluyor. Bu da bakın beklemiş bir malzeme, sertliği çok çok iyi belki e, kaç ay önce çekmiştik bunların videosunu malzeme videosunu bakın nasıl çıtır çıtır olmuş arkadaşlar ya bu da güzel bir tesbihimiz Tabii ki bu akşam cilaya gidiyor işin öbür tarafı da bu evet arkadaşlar şimdi e, iki tane tespihim var aynı ölçülerde yaklaşık ama aynı kesim e, bir tanesi narçıl e, hemen ölçüsünde bakıp söyleyeceğim size Kalın delik yapıldı. Ee, tabii ölçüsünü hemen söyleyeyim. Neymiş? 8.5'a 12. yanılmıyorsam 12. 12.5 gibi. 8.5'a 12.5 narçı bir tespih. Ben buna uçlu kapsül diyorum. Yani uçlu kesme de denebilir aslında. Ee, her neyse biz öyle söylüyoruz. Resim gönderiyoruz. Arkadaşlar yapıyorlar sağ olsunlar. Ee, dayanıklı bir imamemiz var. Kesimi çok güzel. Parmak da giriyor araya arkadaşlar. Bunun da çekimi güzeldir. Beğendiğim çekimlerden biri. Ee, Narşıl tesbihimiz kime yapıldı biliyor musunuz? Arkadaşlar bu tesbih Emre Bey'in tesbihi. Evet. Çok güzel. Görseli de güzel oldu. Evet. Bunu kaldırayım. Hemen aynı kesim arkadaşlar. Aynı kesim. Ee, çok güzel Tok çabuk kırılmayacak. Taneler çok güzel, dolgun. Ama bu ölçüsü biraz farklı arkadaşlar. Bu 8'e evet 8'e 12. 8'e 12 ölçülerinde güzel el işçiliği bir kuka. Tabi bu kukalarda arkadaşlar gerçekten bu doğal ürünler çekirdek yani bakın bundan yapılma çekirdek ürünler o kadar sert o kadar dayanıklı ve yağlı bir yapısı var ki çekimine doyamazsınız. Aynı bakalit gibi eski Osmanlı çekiyormuşsunuz gibi. Bu da narçılımız hakeza. Narçılımız da o lezzeti verir arkadaşlar. Narçılımız da bu. Bu da çekirdek. Tabi narçılların arkadaşlar e, ve kukalarında yağlı ve yağsız malzemeleri var. E, yağsız derken yağsız hiç yok da yağı daha az dışarı veren ya da yağı daha çok dışarı veren yağlı olan malzemeler e, var. Tabi bunlar El işçiliğine de büründüğü zaman, ustanın elinden tane tane geçtiği zaman gerçekten çekim lezzetiyle ön plana çıkan malzemeler olmakta. Bazı arkadaşlar bana soruyor, abi ben yapay ürün sevmiyorum. işte doğal ürün seviyorum. Ee, doğal üründe ne çekeyim diyorlar. Ben onlara tavsiyem hep narçıl, kuka yani e, ama işte biraz maliyet yüksek olmasına rağmen çekebiliyorsanız bakalit çekin diyorum arkadaşlar. Evet Emre Bey'in bu da. Ee, şimdi tabi Hayrettin Bey'in de iki tane tespihi var. Yani ben <laughs> kendimizi bey yaptık. Arkadaşlar bu iki tespite şu an dükkanımıza ait. Dükkanımıza yapıldı. El işçilikleri bunlar sahipsiz. Tabi bunları sahiplendirebiliriz. Siz değerli kardeşlerimizden birine gönderebiliriz. Bu güzel kuka yine aynı kesim yapılmış. Hemen bunun ölçüsüne bakıyorum. Evet. 8'e 8'e 11 arkadaşlar. 8'e 11. Bir de şöyle bir durum var. Kukalarda alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Kukanın içinde değilsiniz arkadaşlar. Kukayı aldıktan sonra mecbur artık işçilik yapıyorsunuz. E, temiz bir işçilik yapmanıza rağmen bazı kukalar kendi arasında bile hem e, mesela böyle dokunuzda hissediyorsunuz. Bazıları çok yağlı. Bazıları az yağlı. E, Bazılarının rengi çok güzel. Bazılarının bozuk. Bazılarının içinde yara bere çok fazla oluyor. Bazıları az Bunlara bence çok fazla takılmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Gözlerinizi kapatacaksınız. İşçiliği güzelse, temizse, gıcır gıcır yapıldıysa lezzetinize bakın arkadaşlar. Fazla takılmayın. Yarın öbür gün güzel bitti malzemesi olan denk gelir. Ondan çekersiniz inşallah. Bugün de Instagram'da paylaştığım tesbihim buydu arkadaşlar. Fıçı kesim, kalın delik yine e, narçıl tesbihimiz. Ölçüsü de 7'ye 11 arkadaşlar. 7 milime 11 milim ölçülerinde.